Feyza Yayıncılık Düşündüren Kitaplar Serisi 3 Alın Götürün Cenneti Yazar Profesör Doktor Şener Dilek Lise yıllarım Erzurum'da geçti. Yakın bir akrabamın evinde kalıyordum o zamanlar. Kaldığım ev liseye bir hayli uzaktı. Her sabah Tebriz Kapı denilen mahalleden yürüyüp Upuzun Cumhuriyet Caddesi'ni geçerek Erzurum Lisesi'ne giderdim. Cadde boyunca zaman zaman karşılaştığım bir kişi dikkatimi çekerdi. Üzerinde 2. Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin giydiği pardüsüye benzeyen yakaları geniş, çift düğmeli, oldukça uzun, koyu yeşil, yırtık dökük bir paltı. Üstü başı kirli, saçları dağınık, pasaklı bir insan. Burnundan gelen akıntılar, ve ağzından sızan sular yüzünün rengini değiştirmiş, simasını silik ve çarpık kılmış. İlk bakışta tam bir meczup, kendini korumaktan aciz bir zavallı. Kendine has bir yürüyüşü var. Bazen çok çalımlı, çoğu zamanda ağır ağır yürüyen, birkaç adım attıktan sonra duran, kendi kendine konuşan, bir şeyler mırıldanan, burnu ile meşgul olan bir biçare, bir miskin, sahipsiz ve kimsesiz bir gariban. Çocuklar takılır arkasına, "Eşo, eşo!" diye bağırırlardı. Eşo, eşref kelimesinin ağızlarda bozulmuş argosu. Eşo bazen aldırmazdı çocuklara, bazen de huysuzlanır, bir hiddet ve şiddetin içine girmek isterdi. Ama güç sergileyecek kuvvet kullanacak mecali de yoktu Eşon'un. Onun o kızgınlık hali çocukları daha fazla tahrik ederdi. Takılırdı arkasına çocuklar cadde boyunca. Eşo kelimesi sakız olurdu çocukların ağzında, tempo tutar, bağırırlardı. Sesler iyice yükseldiği, çevre sesle kirlendiği zamanlarda etraftaki esnaflar müdahale eder, çocukları dağıtırdı. Eşo hakkındaki insanların kanaatleri farklı farklıydı. Kimileri acır, şefkatle yaklaşırlardı Eşo'ya. Kimileri de deli diye takılır, kimileri veli der geçerdi. Kimileri de Eşo Kore harbine katılmış, Kore'de görmüşler Eşo'yu derlerdi. Garip halleri vardı Eşo'nun. Şehirde birisi öldüğü zaman Eşo farklı bir havaya girerdi o gün bir kumandan edasıyla gelirdi şehrin merkezindeki Murat Paşa Camii'sine. Cenaze namazı kılınır kılınmaz caminin bahçe duvarına çıkar. Tabut omuzlara alınıp taşınmaya başladığı zaman Eşo duvarın üstünde tam ve dirayetli bir kumandan edasıyla bağırır. Alın götürün cennete, alın götürün cennete derdi. Eşo'nun sözleri cenazeye iştirak edenlerin hoşuna giderdi. Özellikle cenaze sahiplerinin kimileri dua niyetiyle kabul eder inşallah der, kimileri de kim bilir belki bu eşo ermiştir keramet variyi konuşmuştur der, kimileri de bırakın bu zavallıyı bu adam deli deliden veli olmaz kulak asmayın bu pejmurdeye derdi eşo bu tavrını bir adet haline getirir her cenazenin ardından cami bahçesinin duvarları üzerine çıkar izzetli bir tavır içinde sesini yükselterek bu talimatı verirdi. Cenaze alıp getirildiği ve musalla taşına konulduğu zamanlarda gözler Eşo'yu arardı. Etraflarında Eşo'yu görmeyenler içinde bir bulutluk hissederler. Acaba niye gelmedi diye düşünürdü. Kimisi hastalığına yorar, kimisi de Eşo bu, onun Sağı solu belli olmaz derdi. Günlerden bir gün bir tabutu musalla taşına koydular. Ölen kişi dinden ve imandan nasibi olmayan birisiydi. Çok berbat ve batak bir hayat yaşamış, kırıp dökmüş, yıkıp kırmış, hak ve hukuk tanımamış ve gece gündüz içki, kumar ve sefahete gırtlağına kadar gömülmüş, serkeş, sarhoş, ayyaş, beynamaz, düzenbaz, muzır bir kişi. O gün gözler yine Eşö'yü arıyordu. Eşö nerede? Gelmemiş mi acaba? Eğer gelmişse şimdi ne yapacak? Yine cami duvarına çıkacak mı? Çıkacaksa acaba bu adam hakkında ne diyecek? Yine cennete mi diyecek? Latife'yi seven, şakadan hoşlanan, kıssadan hisse çıkaran insanların dünyasında Eşon'un söyleyeceği sözler oldukça merak konusuydu. Söyleyecekleri hikmetli olursa bu Eşo boş değil. Adam taşı tam gediğine koydu. Çok hale konuştu diyeceklerdi. Yok eğer tutarsız konuşursa bu adam bir meczup, ölçüsüz, dengesiz bir zavallı diyecek, itibar etmeyeceklerdi. Cami bahçesinde gözler Eşo'yu aradı. Eşo'yu görenler, ey ey tamam gelmiş, bakalım şimdi ne yapacak, ne söyleyecek dediler. İmam cenaze namazını kıldırır kıldırmaz Eşo her zaman yaptığı gibi caminin duvarına çıktı, aynı tavır içinde gür bir seda ile alın götürün cennete, alın götürün cennete dedi. Ölen kişi hakkında hüsnü zan etmek ve hayır ile yad etmek lazım. Ama ölenin gözle görülür, elle tutulur bir ameli yok gibiydi. Hakikatini Allah bilir. Ama herkesin ortak kanaati onun tam bir müflis ve mücrim, fasık ve facir olduğu şeklindeydi. Sefih hayatının içine gömülmüş, bütün hayatı boyunca kirli ve karanlık bir hayat geçirmiş, son nefesini de içki masasında tüketmişti. Eşo, alın götürün cennete deyince cemaatten ister istemez pek çok insan, oldu mu yani? Bu da mı cenneti? Cennet bu kadar ucuz mu? der gibi yüzlerini Eşo'ya çevirdiler. Eşo, kendine yönelen bakışlara karşı istifini hiç bozmadan, eski tavrını hiç değiştirmeden aynı gür seda içinde gürledi. Alın götürün, onlar adamını tanır. Alın götürün, onlar adamını tanır dedi. Başını tasdik ile sallayarak hiç merak etmeyin tarzında bir jest ile aynı cümleleri tekrarladı. Eşon'un bu ifadeleri insanların dilinde tasdik ve takdire dönüştü. Şimdi oldu bak. Tamam. Şimdi doğru konuştun dediler. Eşo veli miydi, deli miydi bilmem ama Eşon'un ağzından dökülen sözler çok hikmetliydi, hakikate tam uygundu. Çünkü ahiret hayatı dünya hayatının bir yansımasıydı. Acaba Eşo bu cümlesiyle oradakiler şaşmaz, şaşırtmaz, yanlış yapmaz, yanlışı nefisler yapar, nefisler hatalara gömülür ve nefisler hatalarıyla kabre gömülür diye bize bir mesaj vermek mi istemişti? Kim bilir? Belki de öyleydi. Eşo o mesajı vermiş olsun veya olmasın. Düşünen her insanın bu mesajı doğru okuması, doğru algılaması ve doğru yaşaması gerekmez mi? Ne dersiniz? İkinci bölüm Arka Plan Bu hikaye Kimdir Şu Tabiat Ana isimli eserden alınmıştır. Mutfağına bakıyorum. Eşyaları mükemmel dizilmiş. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer eşyaları ile estetik bir tasarımla donatılmış bir mekan. Oturma odası daha da modern. Mükemmel bir estetik ruhumu okşuyor. Ev sahibi ile birlikteyim bu güzel dairede. Sohbet ediyoruz. Bir ara yanımdan uzaklaşıyor hane sahibi. Mutfağa giriyor. Geri döndüğünde soruyorum. Ne yaptın Ahmet'im? Umursamaz bir Eda ile. Hiç. Çakmaya çaktım, ocağı yaktım. Çay demleyeceğim. Ahmet, samimi arkadaşım. Onun ağzından çıkan çaktım, yaktım kelimeleri o an iç dünyamda bir mananın açılımına anahtar oluyor. Bir kıvılcım çakıyor gönlümde, bir hikmet düşüyor içime. Farklı boyutta bir açılım geliyor zihnime. Bir müddet bu derinlikleri tefekkür ediyorum içten içe. Sonra bu düşüncelerimi arkadaşımla paylaşmam lazım. Hissiyatıma onu da ortak etmem lazım diyorum içimden. Ama bir endişem var. İlk çırpıda mesajlarımı anlayabilir mi? Sözlerimi dikkatle süzebilir mi? Kendi kendime olsun, anlamasa bile Fis sesiz kalmaz. Ona anlatmam lazım. İşin arka planını açıklamam lazım diye cevap veriyorum. Bu iç muhasebeden sonra arkadaşıma çok rahat konuşuyorsun. Şipşak iş bitiren insanlar gibi çaktın ve yaktın ha? Bu iş bu kadar basit mi? Bu işin bir arka planı yok mu? diyorum. Anlamadım ne arka planı? Bu kadar kolay mı bu iş? Evet, bunda ne var? Çaktım ve ocağı yaktım. Bu işi daha derinliğine düşünemez misin? Ne derinliği? Yapma canım. Bu işin derinliği mi olur? Hem de nasıl olur? Hem de bir derinlik var arka planda. Ah bir bilsen. Ne derinliğini arka planı? Tutturmuş gidiyorsun arka plan arka plan. Nereden çıkardın bu arka planı? Ben onun hiddet yüklü sözlerine karşı hiç istifimi bozmadım, ısrarımı sürdürdüm. Şimdi söyle bakalım bana, çaktım ve yaktım. Bu cümle seni tatmin ediyor mu? Bırak Allah'ını seversen, benimle dalga mı geçiyorsun? Senin başka işin yok mu? Aman Allah'ım ne ciz insanlar var şu dünyada, hayret doğrusu. Asıl ben sana hayret ediyorum. Ama zihnime gelen manaları ve fikrime açılan derinlikleri sen de hissetmiş olsaydın, hiç böyle konuşmazdım. Allah Allah. Nedir zihnine gelenler söyle bakalım. Beni dinlemeye sabır gösterirsen arka planı sana derinliğine açıklayabilirim. E, haydi açıkla bakalım. Şimdi seninle birlikte bir vaka analizi yapacağız. Önce birkaç esas belirleyecek, sonra da analizi bu esaslar çerçevesinde derinleştireceğiz. Tamam mı? E, anlamadım ama Hadi senin dediğin gibi olsun. Tamam başlıyorum. E başla. Birinci esas her bina bir mekan üzerine inşa edilir. Mesela her apartman bir arsa üzerine kurulur ya da bir zemin üzerine oturtulur. Doğru mu? Doğru tabi. Bütün arsalar küreyi arz üzerindedir. Küreyi arzda güneş sistemini oturtulmuştur. Güneş sistemi de saman yolunda konumlandırılmıştır. Samanyolu da kainata istinad eder Bu cümlelere katılıyor musun? Tabii elbette. İkinci esas her bina bir plan üzerine inşa edilir. Her bina için plan zorunludur. Binanın inşası için mimari proje çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu da doğru mu? Evet, doğru. Üçüncü esas her bina çizilen mimari projeye göre inşa edilir. Bunu da biliyorsun herhalde. Evet evet mühendislik ve yapı işlerini kastediyoruz. Dördüncü esas projenin hayata sokulabilmesi için gerekli kurumlardan izin ve olur belgesi almak gerekir. Bunun içinde pek çok hukuki işlem ve statüler gereklidir değil mi? Evet doğru. Doğru ama bu işlerin çakmak ve yakmak kelimeleri ile ne alakası var? Bir türlü anlayamadım sabret göreceksin. Beşinci esas projenin bitirilebilmesi sermayeye ve finansman tedarikini zorunlu kılar. Bu esasa da katılıyor musun? Elbette. Altıncı esas binanın iç donatımı ve ince işlerini tekmilinden sonra binada oturulabilir. Yani cam ve pencere, boya badana, çatı ve tecrit, aydınlatma, su şebekesi, kanalizasyon gibi birçok faaliyetlerin tamamlanması gerekir. Bunlar da doğru mu? Anladık. Doğru. Hepsi doğru. Ağzından baklayı çıkart. Ne diyeceksen de. Sabır, sabır. Daha uzun gitmemek için kısa keseyim. Daha birçok iş, görev ve organizasyon tamamlandıktan sonra bina hizmete açılabilir. Şimdi bütün bu altyapılar bittikten sonra apartmandan içeri girdiğimizi varsayalım. Oh şükür. Şükür girdik elhamdülillah. E sonra? Dairenin anahtarını aldık. Kapıyı açtık. Mutfağın içine girdik. Mutfak boş. Mutfağa pek çok şey lazım. Bütün gerekli beyaz eşyaları da aldık getirdik. Ocak da tamam. Sonra ta Rusya'dan gelen doğal gazı bağlattık. Mutfakta bütün donanımlar tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? Kibriti çakacağız, ocağı yakacağız. Ama bir şeyi unutmadık mı? Havada oksijen olmazsa çakmak çakar mı? Kibrit yanar mı? He? Söyle bakalım yanar mı? Yani doğru, oksijen olmazsa yanmaz. Dur bir dakika, iş bitmedi. Bunun da arkası var. Allah Allah, ne arkası? Oksijenin de arka planını düşünmek zorundasın. Onun da mı arka planı var? Elbette. Ay gaz, milan gaz, ipra gaz tesisleri var. Trilyonluk yatırımlar. Bir avuç gazı depolamak için bu kadar masraf yapmışlar. Şimdi şöyle bir düşün bakalım. Bu muhteşem semaya, şu engin atmosfere hava depolanmış. Dünyanın yaratılışından beri bu hava uçup gitmiyor azalıp bitmiyor. Hem tüplerdeki pis kokulu gazlar gibi değil, mis gibi. Göğüsleri ferahlatıyor, ciğerleri açıyor, içine inşirah düşürüyor insanın. Düşünsene bunları. Hem hava nimetinin de arka planı var. O arkanın da bir arkası var. Var, var. Neyse, onlar kalsın. Ama merak ediyorsan, bundan sonraki arka planları işin uzmanlarından öğrenebilirsin. Evet, hakikat uzun gider. Şimdi şu sıraladığım esasları tek tek tekrar düşün. Kıma çaktım, ocağa yaktım ifadesi basit sebep sonuç mantığı içinde açıklanmış. Çiğ bir kelam değil midir? Bu içi kof ve boş kelimeler ile nimetler zinciri unutulmuş, akla bile getirilmemiştir. Bu sığ bakış, bu sathi anlayış ile yüzlerce nimetler gözlerden kaçmış adeta idraklerden silinmiş. Bu nedir? Biliyor musun arkadaşım? Bu nedir? Bunun adı ülfettir. Baka baka bakar kör olmaktır. Ülfet insanları kör, sağır ve dilsiz yapmıştır. Ne bakışlarda derinlik, ne kulaklarda teyakkuz, ne dillerde de hikmet. İşte ülfet. Sathi bir dünya, basit bir bakış Düşünsene bir çakmak için doğal gaz lazım, kibrit için orman lazım. Ya doğal gaza, ormana ne lazım? Yani doğru işin gerçeği bunları da düşünmek zorundayız. Ben de bu gerçeği dikkatine sunmak için konuşuyorum. Yoksa amacım seni kırmak ve incitmek değil Ahmet'im. Ama ağzından çaktım, yaktım kelimesi dökülünce bir an izzetime dokundu bu ifadeler. Şu ülfetin insanları nasıl perişan ettiğini düşündüm o an. Düşündüm ki ülfet dehşetli bir bela, bir karanlık, yoğun bir sis ve öldürücü bir duman. Ülfet içinde yaşayan bu asrın insanı nimetlerin kadrini bilmiyor, nereden geldiğini düşünmüyor, nimetin gerçek sahibini hatırına getirmiyor çoğu zaman. Hele bir de varlık ve serveti de varsa. Olaylara hep madde gözü ile bakıyor. Doğal gazı kullandım ama fatura mı da ödedim diyor. Ödediği fatura botaşın Ya nimetin asıl sahibinin faturası? Şu nimetleri yaratan bizden bir fiyat istemiyor mu? Şu nimetler sahipsiz mi? Batık mı? Yolda mı bulduk? Hey hat! İşte ülfet böyle canım kardeşim. Ülfet şükür kapısını kapatıyor. Ülfet insanı Rabbinden uzaklaştırıyor. Şimdi anladın mı arkadaşım şu ülfet belasını? Şimdi anladın mı şu cehalet karanlığını? Şimdi anladın mı şu gaflet dumanını, gabavet sesini? Söyle anladın mı? Hayret nedir bildin mi şimdi? Derinlik nedir gördün mü şimdi? Anladın mı? Hadi söyle. Arkadaşım durdu soğuk bir duş gibi gelmişti söylediklerim. Ellerini birbirine kenetledi, çenesine götürdü. Bir muhasebenin içinde bir müddet yürüdü arkadaşım. Derin bir sessizlik. Kalbinin içinden akıp gelen bir nida ile "Meğer hayret edilecek sen değilmişsin. Benmişim ben. Ben. Ben." Evet. Oksijen olmadan kibrit çakmaz elbet. Evet, ne kadar kör olmuşum ben. Evet, oksijeni halk eden kim? Atmosferi bizim emrimize tahsis eden kim? Doğalgaz olmadan ocak yanmaz elbet. Doğalgazı yer altına istif eden kim? Küreyi arzı yaratan kim? Bizi yaşatan kim? Bu nimetleri bize ikram eden kim? dedi arkasına getiremedi. Sözleri boğazında düğümlendi kaldı. Söz bitmiş ama daha iç dünyasındaki titreşimler bitmemişti. O titreşimler gözyaşlarına dönüşmüştü. Onun rikkatli hali beni de etkilemişti dedim. Ahmed'im sileceklerin arabanın camını temizlediği gibi gözyaşları da insanı yıkar temizler kalpleri teskin eder. Bir zaman bir hak dostunun şu ifadelerini okuyunca benim de içimde bir tufan kopmuştu. Neydi biliyor musun onun sözleri? Şöyle başlıyordu o hikmetli sözler. Sefinem gark oldu dert deryasına, sahra sinemi sel aldı gitti. Hasret keş olmuştur dil Leyla'sına. Bülbül tek zarımı gül aldı gitti. Kuye cananıma varayım derdim. Bir zaman zevkü sefa süreyim derdim. Didarı dildarı göreyim derdim. Nevbetim elimden el aldı gitti. Sahra-i sineme dağlar çekilmiş. Dal olmuş kametim, katlim bükülmüş. Yar yolunda nice ömrüm sökülmüş gönlümün zülfünden tel aldı gitti. Yarelerim sıra sıra sinemde, kan ağlar gözlerim daima nemde. Aşıklar demişler devri kadimde, aklımı ruhleri al aldı gitti. Bu dert derunumu her dem yareler, rakip gaddar ciğerlerim pareler. Ne felektir benim bahtım kareler. Bağı bostanımı dil aldı gitti. Lütfüye ağlama hüda kerimdir. Dertlinin derdine Allah alimdir. de dert var ise Mevla hakimdir. Sabrı bir payanın yel aldı gitti. Evet arkadaşım, gaflet bizi parçalamadan bu ince hakikatleri düşünmek zorundayız. Ben anlıyor musun? içini çeke çeke sürdürdü konuşmasını. Anladım, anladım. Hem seni hem de verilen mesajı çok güzel anladım. Demek kainat olmadan bir kibrit bile çakılmıyormuş. Demek kainat yaratılmadan bir ocak bile yakılmıyormuş. Rabbime şükredeceğim ve bundan böyle derin düşüneceğim. Ve artık arka planı hiç ama hiç unutmayacağım.